Şimdi Ilçovski'de gel gel. Ilçovski mi Suvar Bey? Ilçovski mi? Odessa. Odessa ha. Yani, Odessa'da şu anda bir şey var. Odessa'da minibüsten indik. Güzel müsait bir yerde bir yemek yemeye çalışacağız bakalım. Yine sokakta karpuz satıcıları ve benzeri bu şekilde. Yine aynı hayat devam ediyor. Birkaç yeri orada yazacağız. Şu an mekan seçmeye çalışıyoruz bir yandan. Hayat devam ediyor bir şekilde burada. Ama yıkılan birkaç tane bina var. Onların da yeniden yenileri yapıyor. Muhtemelen savaşın çok ekstrem görüldüğü bölgelerden değil. Ama limana girilmesin diye limanın ağzında gemi batırmışlar. Ve mayınlamışlar her yeri. Ben de birkaç gün önce bir kazaya maruz kaldım gemide. Onun dışında hayata dair herhangi bir sıkıntıları yok. Bir geçimsizlik ya da benzeri yok. Markete girdim. Alışveriş yaptım fakat marketi çekemedim ne yazık ki. Çünkü orada hani bizim durumumuz böyle ya da şöyle gibi anımsanmasını istemiyorlar. Şimdi herhalde oturacağımız yere geldik. Ya da gelmedik mi? Karar veremedik. Burada çok garip bir şekilde eczanelerde ve benzeri yerlerde tentür diyot ya da batikon satılmıyor. Onun haricinde iot, direkt olarak iot çözeltisi satılıyor. Bunu suya katıp seyrelterek kullanıyorsunuz. Fiyatlar grimi üzerinden burada. Griminin dolar karşılığını vermek yerine TL karşılığını vermek isterim. Eğer yapabilirsem, video editlemiyorum ama şöyle tutayım bari. Video editlemiyorum ama şu alta, şuraya bir yere yazmaya çalışırım. Bir grimi kaç dolar ya da bir grimi kaç TL gibi. Bir grimi muhtemelen çok TL'dir ama yok, az TL mi? Neyse, onun yine geçen videodaki bir kafam karışmasın. Burada hamburger var, sosisli var, bira var. 80, 65 ve 40 grimi olarak fiyatlar geçiyor. Şu şekilde burada menüler var, şurada. Görebileceğiniz herhangi bir bakkaldan bira doldurtabiliyorsunuz ya da bana bir işte plastik bardağı bira ver diyebiliyorsunuz. Ya da açık meyve suyu ve benzeri alabiliyorsunuz. Odessa'nın tam olarak merkezi değil burası. Çornomorsk'tan minibüsle geldiğimiz bir yer. Yapabilirsem birkaç tane dış mekan da çekmeye çalışacağım. Biraz da çekiniyorum açıkçası çünkü askeri yönetimde olan bir yer ve şey değil. Hani insanlar size sorduğunda İngilizce cevap verdiğinizde bilmeyebiliyorlar İngilizce haliyle. Ve ortada kalabiliyorsunuz. Şimdi, o yüzden çok böyle ekstrem çekme işine giremiyorum Romanya'daki gibi. Ama umarım bir şeyler çekebilirim. Bakalım şimdi bir yemek yemeye çalışacağız. Çalışacağız diyorum çünkü. Yani mekan kapalı olma, açık olma durumları var ya da dışarıdan adam alma, almama gibi. Yani sadece kendi işlerinde de şey yapabiliyorlar. Yemek yiyip kapatabiliyorlar. Geçen gittiğimiz yer öyleydi. Bir otele gittik. Orada yemeye çalıştık. Şimdi burada oturmaya galiba karar kıldık. Bu ters ışık olayı da bitecek yakında. Kamerayı sipariş ettim. Porsuğa gitti herhalde. O da bana gönderecek. İzmir Limanı'na gönderecek. Digi Osmo 2. Digi 2. Daha doğrusu. Şöyle bir yer. Böyle kebapçı gibi. Video devam edecek. Görüşürüz. Baş baş. Odessa'da bu şekilde asitli yine bira musluğundan doldurulan bir limonata ikram ettiler. Deneyin bakalım. Big Bubble sakız. Limonata ile alakası yok. Big Bubble sakız. Ve bayağı şekerli. Mango aroması var sanki içinde böyle ama limonata gibi değil yani. Görüntüsü tamamen bira ama mango aroması var içinde.
yoğun olarak sakız aroması var. Çok ekstrem gidip de arayıp ben bunu içerim diyeceğim bir şey değil. Ama ikram edilirse yine reddetmem. Şerbet, şerbet. Osmanlı şerbeti. Tam olarak Osmanlı şerbeti gibi bir şey. Ama işte daha böyle açık renkli, daha light bir şerbet, fresh. Yani yazın ortasında böyle içsem, soğukta, soğuk olarak tüketsem ferahladım. Devam edelim. Şimdi yemeğimiz geldi. Şöyle. İçeride bayağı şu an gömmüşler gitti içine. Suvar Bey... Çakçıbaşı. Merhaba. Bakalım bir yiyelim, ona göre bir yorumlayacağız artık. Ben şöyle bunu tutayım. Boğaz kardeşler geldi. Bir tane tadıp videoyu kapatayım ben de. Kebabı ne kadar? Bakalım nasıl? Güzel yapmış ya. Valla benim elim böyle olmasına rağmen tık diye kesildi. Evet, malzemeler olmuş. Çok güzel. Vallahi çok güzel. Arabaklarından daha güzel. Çok güzel yapmışlar. Öyle... Yani öyle bir marine etmişler ki... Hakikaten... Ağızda eriyor. Ve... plastik servis yapıyorlar. Korona döneminden ötürü işte komple bu işe geçmişler ve bitse de dönem ki bitmedi tam olarak. Kesinlikle şey yapmıyorlar. Geçiş yapmıyorlar. Şimdi Çakçıbaşı'nın sos koydu. Şöyle bir sos. Burada da var. Yine bayağı soslar var. Şöyle sosa batırıp elimde şey. Bakalım. Artık yiyorum, kusura bakmayın. Evet, sosunuz daha güzelmiş. Ha, ha. Çok güzel. Salata olayı burada şöyle. Yani salata, domates, kişniş ve marul var. Kişniş Türkiye'de ekseriyette verilmiyor restoranlarda. Ama burada direkt geldik, kişniş, salatalık ve domates, marul önümüze geldi direkt. Yine kebabın üstünde soğan var. Altına lavaş bırakmışlar. Tortilla değil, tortilla gibi görünüyor ama daha farklı bir lavaş. Bu muhtemelen çavdarla da yapılan bir lavaş. Süper yapmışlar. Yani marineleri falan gayet güzeldi. Odessa'ya 3 gün marine vakit kalmış. 3 gün marine etmişler. 2 gün oldu o zaman. 2 gün marine etmişler. Odessa'ya gelirseniz eğer ismini bilmiyorum ama yani limandan çıktınız, Çorumonosik Limanı'ndan. Abi minibüste binin, ben nerede yemek yiyeceğim diye orada bir bakkal var. Sorun direkt buraya, bu tarafa gönderiyor zaten. Bu şekilde Çornomorka diye bir yer. Şöyle dışarıdan girişini de göstermiş olayım. Duvarları falan böyle gayet şey, yemeklerle çevrili. Şimdi artık ben kapatayım, ayıp olması var böyle Çakçıbaşı'ma da. Başlayayım artık ben de. Acıktım, yemeğe lazım. Harbiden acıktım, artık yemek yiyeyim. Devam ederiz video, hadi baş baş.